Evet değerli arkadaşlar, büyük müstariplerden okuma sohbetimize geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Büyük müstariplerin 30. sayfasında murakabe başlığı ile olan bölüme gelmiştik. Burada bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Müstariplerin ıstırabının ne manaya geldiğini ifade eden bir anekdot nakledeyim. Bu bölüm, bu murakabe bölümü yazıldığında bilakis İbtida mimarının bize söylediği bir şey vardı. Yani bu bölümü, böyle bir bölümün buraya girmesinin sebeplerinden bir tanesi, ziyarete gelen, Metris cezaevinde ziyarete gelen öğretmen arkadaşlarımızdan Kenan Durdu arkadaşımızın söylediği bir söz. Yani mustaripler öyle ilginç şeylerden ıstırap duyarlar ki belki söyleyenin muradı hiçbir zaman o noktaya ulaşmayacaktır. Ama vesile olduğu şey itibariyle öyle muazzam bir işe imza atmıştır ki kendisi bile farkında olmayabilir. İşte Kenan Durdu kardeşimizin söylemiş olduğu bir söze binaen bu murakabe bölümünün yazıldığını İbtida mimarı bilakis bize söylemiştir. Onlar hayatın ızdırabını çok farklı şekilde hissettikleri, yaşadıkları için en ince nüanslara kadar hadiseleri takip ederler ve zaten kalplerinde tecelli eden manalar sebebiyle o nüansları belki bin kez daha parçalayarak daha ince nüanslar haline getirerek gergef işler gibi işlerler. Bize de düşen, demin Hendek Savaşı'nı anlatırken sohbetimizde bahsettiğimiz meseleleri idrak edebilmemiz için bugüne gelip ayaklarımızın yere basmasını temin etmek. Bu temin cehdi içinde de bir cümle üzerine bir sürü hikmetler ifade eden mustariplerin ıstırabına muttali olmaktır. Yani bugün ayaklarımızın üzerinde durabilmemiz için bugün içinde bulunduğumuz eşya ve hadise kadrosuna tasarruf hakkı olan fikriyata talip olmalıyız. Bu murakabe bölümü de biliyorsunuz tasavvufta klasik manada rabıta ve murakabe vardır. Düşünmek, Allah'ın hikmetlerine muttali olmak için gözlemek, hissetmek, beklemek. Büyüklerden birisi ben murakabeyi bir kediden öğrendim diyor. Fareyi deliğinden çıksın diye beklerken öylesine titiz, öylesine hareketsiz bir şekilde saatlerce bekliyordu ki madem ki bir kedi fareyi bu kadar titizlikle bekliyor, ben Rabbimi niçin böyle beklemiyorum diyerek ondan murakabeyi öğrendim diyor. Büyüklerin halleri böyledir. İşte burada da bu murakabe bölümü Kenan Durdu hocamızın bir sözü üzerine yazılmış bir bölümdür. Murakabe kelime iştikakları içinde önce şöyle verilmiş İbtida mimarı tarafından. Kontrol etmek manalarından biri bu. Kontrol etmek. İnceleyip vaziyeti anlamak. Yani eşya ve hadiseler karşısında bir mümin her zaman bir murakıp gibi durmalı. İnceleyip vaziyeti anlamaya çalışmalı. Demin bahsettiğimiz Hendek Savaşı'ndaki hadiselerin sırrı noktalarına vukufiyet kesbedebilmemiz için bu murakıp rolünü iyi düşünmemiz lazım. Teftiş etmek, murakabenin manalarından biri de bu, teftiş etmek. Teftiş ediyorsunuz, araştırıyorsunuz.
İnceliyorsunuz, bakıyorsunuz. Eksik gedik ne var? Bunları mücerred fikir istidadına nispetle düşünürseniz ne kadar zor olduğunu daha iyi anlarız. Teftiş etmek, kendini kontrol etmek. Murakabenin manalarından biri bu. Kendini kontrol etmek. İç alem düzenindeki dengeden bahsediyoruz zaman zaman. İç alem düzenimizdeki dengeyi kontrol ederek sürekli yerli yerinde olmasını sağlamamız lazım. Bu da mütemadiyen hatırlattığımız üzere kendi nefsimize ve kendi nefislerimize hatırlattığımız üzere لَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, hakikati çerçevesinde gerçekleşir. İç alem üzerindeki dengeyi kurmak böyle olur. Bu kelime iştikakları içinde insan öyle manalar yakalayabilir ki, öyle manalar yakalayabilir ki, ciltler dolusu eserler okusa belki o manaları terennüm etmesi mümkün olmayabilir. Onun için İmam Gazali Hazretleri, bütün ilimlerin başı lukat ilmidir diyor, iştikak ilmidir. Her şeyin her şeyle alakası içinde mevzuya temasınızı kurduğunuz andan itibaren elde edemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur. O ince nüansları o zaman fark etmeye başlarsınız. Evet, kendini kontrol etmek, iç alemine bakmak, iç alemimde ne var, kalbi hayatımda neler olup bitiyor. Geçen hafta letaiflerden bahsetmiştik. Kalbimde ne oluyor? Ruhumda ne oluyor? Sırrımda ne oluyor? Hafide, ihvadan, su, hava, ateş ve topraktan müteşekkil bedenimde ne oluyor? Murakabe etmek lazım. İç alemine bakmak lazım. İç alemine bakmak, karnını yararak bir insanın midesine bakmak değildir tabii ki. Başka bir bakmak, başka bir feraset, başka bir göz. Evet, manalarından biri de gözetmek. Oralarda ne olup bittiğini gözetmek. Allah'ın zatı üzerinde değil, sıfatları ve isimleri üzerinde murakabe ederek gözetmek. Oradaki hakikatleri anlamaya çalışmak, hıfz etmek. Evet, murakabenin manalarından biri de hıfz etmek, ezberlemek. Yani hakikatiyle o işe muttali olabilmek için zahiri manada ezberlemek, hıfz etmek. Ondan sonra beklemek, işte demin kedi misalinde olduğu gibi. Farenin deliğinden çıkmasını beklerken sergilediği titizliği mümin kainatın sahibine karşı uygulamalı. Yani her an kainatın sahibinin kendisini görüyor olmasına binaen bir hal içinde bulunmalı. Beklemek. Ondan sonra intizar. İntizar da murakabenin iştikaklarından biri. Ondan sonra dalarak kendinden geçmek. Yani murakabede öyle bir hale geliyorsunuz ki, bu rabıtada da gerçekleşen bir şeydir. Murakabede daha farklıdır tabii ki. Dalarak kendinden geçmek. Artık mevzulardan kopmuşsunuz. Maveraya doğru yol almaya başlamışsınız. Tabii ki dönüp gelmek suretiyle. Dalarak kendinden geçmek. Murakabenin hikmetlerinden biri de bu. Kainat nasıl yaratıldı? Eşya ve hadiseye tasarruf hakkı nasıl olur? Mevla güç ve kuvvet, kudret bakımından ne ifade ediyor? İnsanın zaafı neden kaynaklanıyor? Dalarak kendinden geçmek, bu meseleler üzerinde murakabeye dalmak. Ondan sonra iştikaklarından biri murakıp, murakabe kökünden. Hani murakıplar vardır, gelirler caminin imam ve müezzininin doğru görevi yapıp yapmadığını yoklarlar. O murakabın gelmesi zamanlarında imam ve müezzinlerin telaşı da bir farklıdır. Murakab gelecek, rapor tutacak. Eğer rapor iyi olmazsa memurun durumu tabii ki iyi olmuyor. Asıl murakabın Allah Celle Celaluhu olduğunu unuttuğumuz anda her türlü murakabız. Murakabenin hakikatine talip olmayan murakabenin sanalından korkmaya başlar. O devletin şu kadar gücü var. Bu devletin bu kadar gücü var. O bize şunu vermezse biz ne yaparız? O bize şunu yapmazsa ne yaparız? Murakip olarak onu teftiş ve kontrol eden kimse. Hıfz eden, ezberleyen. Murakabede de, murakipte de aynı mana var. Hıfz eden, ezberleyen.
ve Allah'a bağlanmış olan, Allah'a bağlanması murakabenin hakikatini temsil ettiğini de gerçekleşiyor. Hakiki manada murakabe yapan insan, Allah'a bağlanmış insan demektir. İnsan derken karşımıza şahıs çıkıyor. Yine kelime iştikakları içinde bu bağlanmak, acı çekmek, ızdırap çekmek, düşünmek, kontrol etmek, inceleyip vaziyeti kavramak, bütün bu meseleler insanın şahsında tecelli eden şeyler. Dolayısıyla burada İbda mimarı murakabe, murakıp ve şahıs, insan kelimelerinin aynı kök bilgisine taalluk etmesinden mülhem diyor ki şahıs, kişi, kimse demek. Murakabe yapan kişidir, kimsedir, insandır. İnsanın cismani heyeti. Yani biz bedenlerimizle ve ruhlarımızla bu işe tevessül ediyoruz şahıs olarak. Şahıs aynı zamanda şahs. Şahs, herhangi bir şahs. Şahs ne demek? Onun da açılımında acı çekmek, ızdırap çekmek var. Yani insan acı ve ızdırap çekmeye talip olarak dünyaya gelmiştir. Bu acı ve ızdırap çekmenin hakikati murakabe ile mümkündür. Nüanslar ancak o noktada anlaşılabilir. İdrakler ancak o noktada incelir demektir bu. Şimdi burada bu iştikak bilgilerini verdikten sonra İbda mimarı şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki lukat ilminin delaletinde bile görülüyor ki lukat ilmi bile buna delildir diyor. İşte şu verdiğim şeylerden diyor bunu görebilirsiniz. Lukat ilminin delaletinde bile görülüyor ki şahsiyetin ana vasfı, yani bir şahsiyetin şahsiyet olmasının, bir adamın adam gibi adam olmasının ana vasfı şudur. Neticesi muhasebe olan murakabe. Yani öyle bir murakabeye dalacaksınız ki neticesi muhasebe olacak. O muhasebeden kaynaklanan hal olarak siz adam gibi adam olmanın yolunu kendinize açmış olacaksınız demektir. Tabi burada cümleyi kısmen söyleyip arada bir şeyler söylüyorum. Kitaptan takip edenler görüyorlardır. Görmeyenler için de tekrar okuyorum zaten. Lukat ilminin delaletinde bile görülüyor ki şahsiyetin ana vasfı neticesi muhasebe olan murakabe ve murat menzilinde istikamet derdidir. Evet, cümle böyle. Şahsiyetin ana vasfı neticesi muhasebe olan murakabe ve murat menzilinde istikamet derdidir. En büyük keramet istikamettir der ehlullahın için. Allah dostları böyle derler. Evliyaullah böyle hitap eder. En büyük keramet istikamettir. Kimse keramet aramasın. İstikameti muhafaza eden bilsin ki keramet çizgisi üzerinde murat menzilinde yürüyor demektir. Halbuki insan nefsi ne kadar da uçmaktan kaçmaktan hoşlanır. Çünkü istikamet nefse ağır gelen bir şeydir. Yani günde bir gencin 5 vakit namazını hiç kaçırmaksızın kılması ne demektir? Ve bunu ömrünün sonuna kadar devam ettirebilmesi ne demektir? Bundan daha büyük bir keramet olabilir mi? Ve her seferinde idrakini artırarak bunu yapması ne demektir? Eğer ciddi bir murakabe söz konusu değilse bunu başarmak mümkün mü? İşte Büyük Doğu İbda Diyalettiği'nin terkibi hükümlerle ortaya koyduğu, bizim anlamamızı istediği hikmetler, incelikler bunlar. Yoksa bunlardan çok farklı manalar da çıkarılabilir. Felsefi manada. Hayır, asla buna yanaşmamamız lazım. Batın nispeti hakikatinden yola çıkmadığımız müddetçe murat menzilinde istikamet derdinden azat oluruz. Murat menzilinde istikamet derdinin derdiyle dertlenemediğimiz içinde yolda kalırız. Ve devam ediyor İbda mimarı. İnsanda murakabe hassasından daha değerli olan ne var diyen batılı bir ilim adamı, oluş cehdini hiçbir an kaybetmeyen ve bir noktada donup kalmayan insan mizacındaki asaleti işaretlerken bir yanda eser ve diğer yanda eser üzerine düşünce çizgisi şeklinde, bir yandan hüküm ve kanunlarla hadiseye yönelirken yeri geldi.